Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Temmuz 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 2 Temmuz tarihinde görmüş olduğunuz Merkür ikinci evinizde Aslan Burcu'nda transitine başlayacak. Bu transitle beraber yeni iş teklifi almak, yeni bir işe başlamak, ekstra gelir kapısı yaratmak, yeni bir iş kurmak, paranızı farklı bir biçimde değerlendirme kararı almak, gelir getirecek mal mülk almak, itibar yaratmak, özgüven tazelemek, onurlandırılmak ve değerli olduğunuzu hissetmek, tabularınızı ve değiştirmekte zorlandığınız huylarınızı törpülemek adına danışmanlıklar almak, daha emniyetli bir yaşamın altyapısını oluşturmak için adımlar atmak, kendinize değer katmak için diploma ve sertifika almak, harcamalar yapmak ve birilerinin sizden borç istemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Hemen sonrasında 3 Temmuz tarihinde ise burada görmüş olduğunuz Merkür ve Plüton'un bir derecede karşıt açısı oluşacak Aslan Kova aksında. Sizin de 2 ve 8. evlerinizde gerçekleşecek bu karşıtlık. Özellikle para konusunda ve burada atacağınız imzalar, görüşmeler vesaire, bunlarla alakalı bir takım değişim ve dönüşümler ya da revizasyonlar söz konusu olabilir. Ya da bazı sırların ortaya çıkması gibi durumlar yaşanabilir. Özellikle bu bahsetmiş olduğum yatırımlarla alakalı, işle alakalı ya da ekstra gelir kaynakları vesaire varsa bununla alakalı konularda bazı bilinmeyenler ortaya çıkabilir. Bunları öğrenebilirsiniz ya da dediğim gibi bu yeni işle alakalı imzalar, belgeler, görüşmeler vesaire bunlarla alakalı bir takım revize etmeniz gereken durumlarla da sizi karşı karşıya bırakabilir. Özellikle bu ilk haftasında bu karşıtlığın etkisini hissedebilirsiniz diyebiliriz. 2 Temmuz tarihinde aynı zamanda görmüş olduğunuz Neptün'ün de retrosu başlayacak. 29 dereceden 27 dereceye kadar gerilecek 9. evinizde. Hangi tarihe kadar derse 7 Aralık tarihine kadar. Analitik derecelerde gerileceği için dikkat etmekte yarar var. Bu ay çok fazla tetiklenmeyecek fakat Ağustos ayında karşıtlık alacağı için Jüpiter'le de dik açısı oluşacağı için bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdiden birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle 9. ev konuları üzerinden bazı yalanların ortaya çıkması ya da sizin varsa hileleriniz, yalanlarınız bunların ortaya çıkması manasına gelebilir. Ya da burada yaşananlarla alakalı bir takım hayal kırıklıklarına sebep olabilir. Ya da sizin bir hayaliniz varsa bir takım adımlar atmışsanız daha öncesinde bunlarla alakalı tekrar üzerinden geçmeniz, gözden geçirmeniz gereken durumları da gösterebilir. 9. evde hani çok özet geçecek olursak hukuksal konular, işte uzaklarla olan, yabancılarla, yurt dışıyla olan bütün ilişkilerimiz, eğitim süreçleri, ikinci eş adayı konumunda bulunan kişiler, torunlarımız, işte uzaktaki akrabalar, eşin akrabaları vesaire ya da uzun yolculuklarla alakalı konular ifade ediyor. Şimdiden dediğim gibi dikkat çekmek istedim. Bunlarla alakalı özellikle Ağustos ayında önemli gelişmeler yaşanacak. Şimdiden sizi ben dürüstlüğe davet etmek istiyorum. Çünkü burada özellikle siz dürüst davranmazsanız bunlarla alakalı hesaplaşmalar, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Ve yine size dürüst davranılmamışsa bunlar da ortaya çıkacak. Bu açıdan güzel diyebiliriz. Şimdi geçelim vakit kaybetmeden diğer etkilere. Bu ay çok önemli kolektifte etkileyecek önemli olaylar yaşanacak. Temmuz ayı sıkça yeni gelişmelerin tetikleneceği bir ay olacak diyebiliriz. Bunlardan birisi de sizin hayatınızda olacak. Neden derseniz 5 Temmuz tarihinde görmüş olduğunuz gibi 14 derecede sizin burcunuzda, Yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz yepyeni başlangıçların habercisidir. Sizin burcunuzda gerçekleşecek. Dolayısıyla size doğrudan etki edecek diyebiliriz. Çok çok önemli. Güzel bir kavuşumu var. Burada sizin burcunuzdaki Kraliyet Yıldızı Sirius'la kavuşum halinde gerçekleşecek. O yüzden etkilerini çok güçlü bir şekilde ortaya çıkartacak diyebiliriz. Sirius'un çok olumlu, çok güzel etkileri vardır. Şifalanmak manası vardır. Aynı zamanda burada her neyi başlatıyorsanız şanslı bir şekilde başlatacağınızın ve büyülü bir şekilde gerçekleşeceğinin habercisi. Umarım en güzel şekilde yararlanırsınız. Bir kez daha söyleyeyim, 5 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Umarım hayatınıza ne giriyorsa size çok büyük şanslar getirir. Ya da neyi başlatıyorsanız siz bundan sonrasında çok şanslı bir şekilde ilerler. Gerçekten böyle büyülü bir şekilde bütün hayatınızı değiştirir. Özellikle Venüs'ün burada olması
bunun aşk hayatınızda ilişkili olacağını ya da parayla alakalı konularda ya da anlaşmazlıklarınız varsa bunlar adına şanslı güzel gelişmeler yaşayabileceğinizin göstergesi. Ama elbette burada sizin farklı gezegenleriniz varsa daha farklı bir şekilde de tezahür edebilir. Şimdi direkt Yengeç burcunda olduğu için her konuda olabilir. Dış görünüşünüzle alakalı yeni bir imaj çalışması, yeni bir kendinizi farklı bir şekilde işte giyinmeniz, saçınız vesaire, yeni bir imaj çalışması yapmanız ve farklı bir şekilde ortaya çıkmanız manasına gelebilir. Ya da sağlık sorunlarınızla alakalı yeni bir tedavi vesaire, bunlarla alakalı güzel bir şifalanma sürecini gösterebilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İş yerinizde terfi alabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Özellikle Venüs burada olduğu için bunu da gösterir. Ve bu hani çok şanslı bir şekilde hayatınıza girebilir. İşle alakalı da Venüs burada olduğu için size daha çok para kazandırabilecek bir iş ya da bir terfi olabilir. Ya da direkt siz kendi işinizi de kurabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Bir taşınma kararını da gösterebilir. Yeni bir hayat planının içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Yeniden başlanmak, yeni bir yere taşınıp, yeni bir ülkeye taşınıp, yeni bir işe başlayıp ya da yeni bir hayat planı oluşturup bu şekilde bir yeni atılımın içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Ya da dediğim gibi kendi işinizi de kurabilirsiniz. Ya da anne olmak, baba olmak, evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak gibi bir kararı ya da böyle bir başlangıcı da getirebilir aynı zamanda. Dediğim gibi umarım her ne yaşarsanız sizin hayrınıza çok güzel gelişmeleri tetikler. Güzel bir başlangıcınız var. Önemli. Kraliyet yıldızında gerçekleşiyor. Güçlü bir şekilde etkisini gösterecek. Umarım hayrınız olur. Aynı zamanda bu sabit yıldızların çokça tetikleneceği bir ay olacak. Dediğim gibi kolektif etkileri de barındıracak bu ay. Şimdi bir diğer etkiye geçelim. Aynı zamanda burada Temmuz ayında tarih verecek olursak 10 Temmuz tarihinde Jüpiter ve Aldebaran'ın Kraliyet Yıldızı Aldebaran'ın kavuşumu gerçekleşecek 10 Temmuz tarihinde. Etkilerini 6 Temmuz'dan itibaren hissettirmeye başlayacak. 14 Temmuz'a kadar da devam edecek. Bir kez daha söyleyelim. 6 Temmuz 14 Temmuz tarihleri arasında tam kavuşum da 10 Temmuz'da gerçekleşecek 12. evinizde. Özellikle burada Aldebaran ticaretle alakalı konuları gösterir, temsil eder. Ya da iletişimle alakalı işte basın, yayın, sosyal medya ya da yazarlık, çizerlik vesaire bunlarla alakalı bir girişiminiz varsa ya da dediğim gibi ticaret, alım satım vesaire çok güzel şanslar elde edebileceğinizi gösteriyor. Özellikle yurt dışı bağlantılı ticaretle ilgileniyorsanız bunlarla alakalı çok güzel paralar kazanabilirsiniz ya da yeni bir iş bulabilirsiniz, şanslı bir etki yakalayabilirsiniz. Ya da sanal alem, sosyal medya üzerinden yapıyorsanız satış, pazarlama, e-ticaret vesaire bunlar üzerinden de olabilir. Yani hem uzaklarda bulunan kişiler, yurt dışı vesaire kişi ya da kurumlarla ilgili hem de sanal üzerinden, dijital platformlar üzerinden yapmış olduğunuz ticari faaliyetlerinizle alakalı şanslı bir etkiyi getirebilir. Ya da burası sosyal medya, işte bu bahsetmiş olduğum basın, yayın vesaire ya da bir eser yazıyorsanız yaratım süreçleriyle alakalı, yani bir yazarsanız vesaire, hem bunu başlatmak, güzel bir eserin ortaya çıkması hem de tanıtımın yapılması anlamında çok şanslı güzel etkileri yine getirebilir size. Bu anlamda bu tarz meslekleriniz ya da girişimleriniz varsa şanslı etkiler yakalayabilirsiniz. Bu Aldebaran'ın özellikle temsil ettiği konu başlıkları üzerinden. 11 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs ikinci evinizde Aslan Burcu'nda transitine başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi ikinci ev biraz daha kalabalıklaşmaya başlıyor diyebiliriz. Zaten 22 Temmuz tarihinde Güneş de Aslan Burcu'na geçecek. Dolayısıyla ikinci ev konuları biraz daha hareketlenecek 22'sinden itibaren diyebiliriz. Şimdi geçelim 11 Temmuz'da buradaki Venüs'ün etkisine. Venüs ikinci evde ilişkisi olmayanlar için bu dönemde güvende hissettiren, özgüven artıran ve değer bilen kişilere ilgi duymanıza sebep olabilir. Hayatınızda daha fazla rahatlık arzuladığınız için istikrarlı insanlara yönelir, dengesiz olanlardan uzaklaşırsınız. Muhasebeci, bankacı veya mağazacılık sektörü gibi parayla alakalı mesleklerde çalışan biriyle tanışabilirsiniz. Bu transit sırasında parayla ilgili sorunlarınızı halletme fırsatı da bulabilirsiniz. Yeni bir iş bulmak, mevcut işinizdeki maaş beklentinizde artışlar ya da ekstra bir gelir sağlamak gibi olumlu etkiler yaratabilir. Sanat,
sanat eseri, yazarlık, müzik veya şiir gibi yaratıcı alanlardan ek kazanç sağlayabilirsiniz. Mevcut yatırımlarınızla ilgili değer artışı söz konusu olabilir. Parayla ilgili bankacılık faaliyetleriniz gibi konularda görüşmeleriniz, anlaşmalarınız olabilir. Bu dönemde pahalı takılar, tasarım ürünler gibi lüks eşyalar satın alarak kendinizi değerli hissetmek isteyebilirsiniz. Bu geçiş genellikle ihtiyaç dışı ürünleri satın alma eğilimi oluşturacağı için sonradan pişmanlık uyandırabilir. Dolayısıyla gelir gider dengenizi bozmadan hareket etmek yararınız olacaktır diyebiliriz. Hemen sonrasında yine 12 Temmuz tarihinde buradaki Plüton'la bu sefer de Venüs'ün karşıt açısı oluşacak. Dolayısıyla özellikle parayla ilgili vereceğiniz kararlarda böyle kin, nefret duygusuyla, intikam duygusuyla hareket etmemekte yarar var. Ve yine buradaki tetiklenmeyle beraber parayla ilgili vermiş olduğunuz kararları yeniden gözden geçirmek, bir takım revizasyonlar yapmak ya da iş konusunda, yani size para nereden geliyorsa, akış nereden sağlanıyorsa, bununla alakalı bir takım değişim ve dönüşümleri tetikleyebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. ...15 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Mars ve Uranüs'ün 11. evinizde Boğa burcunda 26 derecede tam kavuşumu gerçekleşecek. Algo sabit yıldızında gerçekleşeceği için maalesef olumsuz etkiler getirebilir. Dikkatli olmakta yarar var. Etkilerini bir 10 gün öncesinden hissettirmeye başlayabilir. Ayın 20'sine kadar Mars buradan çıkıncaya kadar dikkat etmekte yarar var. Fakat özellikle 14 ve 15 Temmuz tarihleri arasında bu tarihleri çok daha dikkat etmekte yarar var diyebiliriz. Şimdi 11. evinizde gerçekleşecek. 11. ev de bizim arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı gösteriyor. Kariyerden elde ettiğimiz gelirleri gösteriyor. Ya da kalabalık gruplarla olan iletişimlerimizi, işte partiler, dernekler, yardım kuruluşları vesaire. Bunlara dair faaliyetlerimizi gösteriyor. Aynı zamanda bizim hayatımızda bize abilik, ablalık yapan kişileri ya da direkt abi, abla konumunda bulunan kişileri gösteriyor. Üçüncü evlilikle alakalı konu başlıklarını da temsil eder. Bunlara dair böyle ani gelişen, şok edici, bir anda ortaya çıkan gelişmeleri gösterebilir. Bir anda siz de ilişkilerinizde kestirip atabilirsiniz. Örneğin işte bazı arkadaşlarınızla görüşmeme kararı alabilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınızı bitirme kararı alabilirsiniz. Bunu gösterebilir. Ya da bunların hayatında ortaya çıkan bir takım böyle hızla gelişen, sizi de şaşırtan gelişmeleri gösterebilir. Bütün bu bahsetmiş olduğum konu başlıkları üzerinden, yani illa arkadaşlarınız, dostlarınız olmayabilir. Bu bahsetmiş olduğum işte partiler, dernekler vesaire, bunlarla alakalı gündemleri varsa bunları da gösterebilir. Ya da bir anda 11. ev bizim hayallerimizi, bulunduğumuz çevreyi de ifade ettiği için bir anda taşınma kararı alabilirsiniz. Bulunduğunuz çevreyi değiştirme kararı alabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Yani bir rota çizmişsinizdir. Oradan ilerliyorsunuzdur. Burası bizim az önce bahsetmiş olduğum gibi geleceğe yönelik hayallerimizi, hedeflerimizi, bütün vizyonumuzu ifade ettiği için bir anda buradaki Mars ve Uranüs'ün kavuşumuyla beraber bunun böyle bir U çizebilirsiniz. Yani komple değiştirebilirsiniz. Farklı kararlar alıp farklı yönde ilerleme kararı alabilirsiniz. Bir anda planlar değişebilir bütün hayatınızda. Zaten sizin burcunuzda gerçekleşen bir yeni ay var. Demek ki sizin hayatınızda böyle yeni gelişmeler var. Bir anda ortaya çıkacak durumlarla karşılaştıracak bu hayat sizi. Dolayısıyla umarım her ne yaşanırsa yaşansın en yüksek hayrınız olur. Fakat biraz gergin etkiler. Özellikle hani bu belki işte taşınma telaşı ya da o yer değişikliği ya da ne bileyim işinizle alakalı olabilir, şube değişikliği vesaire. Biraz bu hani strese sebep olabilir. Siz lütfen etrafınızı, sevdiklerinizi kırmadan, dökmeden hareket etmeye çalışın ve uzak, nasıl söyleyeyim ben size, uzlaşma bilincinde hareket etmeye çalışın ve tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Acele etmeden, böyle daha böyle zamana yayarak, yavaş hareket ederek, acele etmezseniz yani burada tartışma ortamını yaratmazsanız elbette hiçbir problem yaşamazsınız. Hayatınızda hangi değişikliği yapmak isterseniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu da hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz Mars bütün olayları böyle hız katar. Yani bu anlam, bu yönünü hareket etmeye çalışın. Daha çok hani burada sevdikleriniz, arkadaşlıklarınız, dostlarınız varsa onları kırmadan, dökmeden hareket ederseniz daha çok bu hani her neyi değiştirmek istiyorsanız ya da geleceğe dair farklı bir hayat planı oluşturup onun içinde artık devam etmek istiyorsanız bu Mars'ın o hızlı iş bitirici yönünü çalıştırmaya özen göstermenize yarar var diyebiliriz.
20 Temmuz tarihinde ise az önce belirtmiş olduğum gibi Mars İkizler Burcu'nda 12. evinizde hareket etmeye başlayacak. Buradaki transitine başlamış olacak 20 Temmuz tarihinden itibaren. Mars 12. evde hedeflerinizi araştırma ve kendinizi hazırlama dönemidir. Kendi özelinizde kalmak isteyebilir, kendinizi sosyal hayattan soyutlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz meselelerinizle meşgul olabilirsiniz. Bilinçsiz davranış kalıpları kendinizi savunma şeklinizi etkileyebilir. Geçmişte öğrenilen davranış kalıplarına göre hatta bilinçaltı kayıtlarına göre hareket etme eğilimi görülebilir. Pasif agresif bir ruh hali ortaya çıkarabilir. Bazıları bu aşamada uykusuzluk problemi yaşayabilir. Daha aktif bir rüya görme hali de oluşabilir. Hayal gücüne dayalı sanatsal eserlerin yaratım süreci için çok etkili çalışır. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler, uzaktan erişimle yapılan eğitim ya da ticaret gibi işler, sağlık sektörüyle alakalı ya da ruhsal şifalanma ile ilgili mesleklerde yüksek bir ivme yaratabilir. Potansiyelleri artırıp başarı grafiğini yükseltebilir bu konu başlıkları üzerinden. Ayrıca geçmişte öfkeli olduğunuz kişilere rastlayabilir ya da bu kişilerden haber alabilirsiniz. Bazıları ise gizli gizli piyonlar kullanarak size düşmanlık ya da ihanet etme planları yapabilir. Endişeleri yenilmemek adına ruhsal şifalanma ya da terapilerle ruhunuzu güçlendirmek için çok güzel zamanlardır. Uzakta bulunan erkek kardeş ya da erkek kardeş figürü taşıyan kişilerle ilgili bir gündemi de işaret edebilir. Bunun dışında sağlık sorunlarınızı hallettiğiniz ya da hamilelik süreçlerinizle ilgilenmeniz gereken bir döneminde habercisi olabilir. Burada her ne yaşarsanız yaşayın, olumlu ya da olumsuz. Unutmayın, Jüpiter burada olduğu için mutlaka o koruyucu etkisini hissettirecektir. Dolayısıyla burada hani bu olumsuz etkiler çok böyle dönemsel olacaktır. Ya da bazılarını belki de sizin haberiniz bile olmadan buradaki Jüpiter'in koruyucu etkisiyle hayatınızdan çıkartacaksınız. Size zararı dokunamayacak diyebiliriz. Bunu da eklemiş olalım. 21 Temmuz tarihinde ise bir dolunay yaşayacağız. Sizin 7. evinizde gerçekleşecek. 29 derecede Oğlak Burcu'nda Plüton'la kavuşum halinde gerçekleşecek. Dolunaylar ise yeni ayların tam tersine kapanışları gösteriyor. 7. ev konuları üzerinden bir kapanış yaşayacaksınız ya da olgunlaşmış bir sürecin artık finalize edilmesi gibi bir durumu da tetikleyebilir. 7. ev özellikle eşle alakalı konuları ifade ediyor. Eşin hayatında bir durumun, bir döngünün kapatılması manasına gelebilir. Ya da bir ilişkiniz varsa, yürümüyorsa artık onun komple bitirilmesi manasına gelebilir. Yollarınızı ayırma kararı alabilirsiniz. Ya da burası başlatacağımız mahkemelerle alakalı süreçleri gösteriyor. Bunlarla ilgili bir bitişi gösterir. Ya da ticari faaliyetlerimizle alakalı, ortaklıklarla alakalı süreçleri gösterir. Ya da anlaşmalar, sözleşmeler, işte protokol vesaire, vekalet süreçlerimize, imzalarımızla alakalı süreçleri gösterir. Bunlarla ilgili bir döngünün kapatılması manasına gelebilir. Açık düşmanlıklarla alakalıdır. Bunlarla ilgili bir kapanışı gösterebilir. Ya da ikinci çocukla ilgili konulardır. Ya da ev arkadaşı, oda arkadaşı gibi konuları da gösterir. Bunlara dair bir kapanışı ifade edebilir diyebiliriz. Burada biraz böyle güç çekişmeleri yaşayarak da bitireceğiniz bir durumu gösteriyor. Plüton olduğu için işin içerisinde biraz böyle İşin içerisinde düşmanlık var, güç çekişmeleri var diyebiliriz. Sizin nefretinizi içeren ya da nefret duyduğunuz birisinden kurtulmak, bitirmek gibi bir etkiyi gösteriyor diyebiliriz. Ya da ikili ilişkilere dair özellikle bilinmeyenlerin, sırların artık ortaya çıkması, kendini gösterip olgunlaşıp ortaya çıkması gibi bir durumu da gösterir aynı zamanda. Yani bunlar illa evliliğiniz, işte ilişkiniz olmak durumunda değil, ortağınız da olabilir. Ya da bu anlaşma, sözleşme vesaire, bunlara dair konu başlıklarını da ifade edebilir. Ya da dediğim gibi ikinci çocuğun hayatı üzerinden bir sırrın ortaya çıkması ya da onun hayatında bir durumun artık kapatılması manasına da gelebilir aynı zamanda. Bunu da eklemiş olalım. Ya da ev arkadaşı, oda arkadaşı gibi kişiler varsa onları da temsil eder. 25 Temmuz tarihinde ise Merkür Başak Burcu'na geçecek. Görmüş olduğunuz gibi 3. evinizde hareket etmeye başlayacak. Gelelim bu Merkür'ün 3. evinizdeki transitinin etkilerine.
Merkür 3. evdeyken kardeşler, komşular, kan bağı olan yakın akrabalar, liseye kadar olan eğitim çevreleri, kardeş gibi görülen arkadaşlarla bir araya gelmek, harita destekliyorsa bu kişilerden fayda görmek veya sizin onlara yardımınızın dokunması manasına gelebilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni haberler almak, yeni kararlar almak, başkalarına duyurular yapmak, artan iletişim trafiği, bir flörte başlamak, sözler almak, sözler vermek, sözlenmek, nişanlanmak veya nikah gibi bir merasim, toplantılara katılmak, yeni anlaşma ve sözleşmelere imza atmak, resmi başvurularda bulunmak, yeni bir iş kurmak, satış, pazarlama ve ticari faaliyetlerle ilgili yeni sahalar ve müşteriler bulmak, yeni iletişim cihazı, ulaşım aracı satın almak, yazma, çizme, basın yayınıyla ilgili yeni eserler yaratmak, tanıtımlar yapmak ve yeni imzalar atmak, kısa eğitimlere, sertifika programlarına ve seminerlere katılmak, bu eğitimlerin belgelerini almak gibi konuları ifade eder. 26 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Şiron'un 23 dereceden itibaren 10. evinizde Koç burcunda retrosu başlayacak. 29 Aralık tarihine kadar 19 dereceye kadar gerileyecek. Burada da özellikle aile büyüklerinizin sağlığı ya da eşinizin aile büyükleriyle alakalı sağlığıyla ilgili konularda tekrar eden süreçler, yeniden bir ilaç tedavisi gibi durumları ifade edebilir. Ya da hem bu kişilerle alakalı ilişkilerinizde hem de iş ortamınızda yöneticilerle olan ilişkilerinizde size travma yaşatan kişiler varsa bunlarla alakalı bir yüzleşmeyi de gösterebilir. Ya da bu travmaların böyle tekrar size yaşatılması tetiklendiğinde, özellikle burada hani olumsuz gezegenler varsa, zaman zaman böyle bir hani o yarayı kaşımaları vesaire ya da bunların gündeme gelmesi, böyle hatırlatıcı bir takım gelişmelerin yaşanması tetiklendiğinde gibi durumları ifade edebilir. Bunu da eklemiş olalım. Evet, genel olarak bu şekilde sizin hayatınızda çok önemli yeni bir döngünün işaretçisi olacak gibi bu Temmuz ayı. Umarım her neyse sizin hayatınıza giren bu yenilik sizin en yüksek hayrınıza olur. Buradaki şanslı etkilerden de bahsetmiş olduğum gibi en yüksek düzeyde yararlanma imkanı bulursunuz. En yüksek hayrınız olur her ne yaşanırsa yaşansın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.